Herkese merhabalar. Borusan Geleceğe İlham Buluşmaları'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi sürdürülebilirlik konuşacağız. Ama yine her zaman olduğu gibi sürdürülebilir bir başka kavramla, başka bir temayla ilişkilendirerek konuşacağız. Girişimcilik konuşacağız. Türkiye'de de bu konunun aslında en önemli isimlerinden biri olan Doktor İzel Levi Coşkun'la beraberiz. İzel merhabalar. Merhaba. Şimdi biz aslında seninle sadece girişimcilik değil, sürdürülebilirlik konusunda otursak sabaha kadar her yanını konuşuruz. Kültürden sanata, kurumsal sürdürülebilirlikten birçok boyutu var. Zaten senin çok fazla aslında çalıştığın alan var. Ama hemen hepsi de sürdürülebilikle bağlantılı. O yüzden seninle bu sürdürülebilik ve girişimcilik konusunu böyle enine boyuna ele almak istiyorum. Memnuniyetle. Şimdi şöyle bir şey var. Yani biraz şeytanın avukatlığını da yaparak konuşmak istiyorum. Sanki girişimcilik kendi başına mükemmel bir şeymiş gibi bir aslında durum var. Yani nasıl olursa olsun girişimcilik iyi bir şeydir. Girişimcilik kendi başına böyle aşkın bir İyilik içerir mi? Şöyle aslında girişimciliğin tanımına baktığımızda girişimci sözü entreprendre'den geliyor. Ele alan anlamına geliyor. Ve girişimcilik dediğimiz zaman sıfırdan bir şeyi var eden, bir yenilikle birlikte ortaya çıkan, bunu geliştiren, bunun yanında bir gelir modeli olan ve bu doğrultuda da genel itibariyle hızlı bir şekilde büyüyen böyle bir genel çerçevesi var girişimciliğin. Şimdi bu girişimciliğe bu açıdan baktığımızda hakikaten bizi ileriye götüren katalizör gibi gördüğümüz bir eksende girişimciliği tanımlayabiliriz. Dokunulmaz bir tarafı mı var? Böyle çok mu böyle inanılmaz bir... Yani girişimcilik bütün dünyada aslında özellikle gençlerin çok gözdesi olan bir şey. Çünkü bir yandan da girişimcilik dediğimiz zaman o girişimi yapan kişiyle o girişim arasında çok kuvvetli bir bağ var. Yani o ele alan dedim ya kişinin kendisini aslında ortaya koydu, karakterini ortaya koydu, değerlerini ortaya koydu ve bunu fikriyle birleştirdiği bir kavram var karşımızda. Bu açıdan baktığımızda gerçekten o kişi için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Tabii bunu tek kişi olarak olarak da görmemek lazım. Çünkü girişimcilikte ekip konusu çok kritik bir konu. Ama bu bağlamda bakıldığında hakikaten bir gelişim için daha ileriye adımlar atabilmek için girişimciliğin çok kıymetli bir unsur olduğunu ve ekonomilerde gittikçe daha büyük bir önem taşıdığını söyleyebiliriz. Peki sürdürülebilirlikle Girişimcilik arasında nasıl bir ilişki var? Şöyle, şimdi ben girişimciliği aslında kişinin ya da ekibin kendine var ettiği bir iş olarak görüyorum. Bu var etmede dediğim gibi olayın bir sürü farklı tarafı olabilir. Halbuki sürdürülebilirlik dediğimizde, yani sürdürülebilir girişimcilik dediğimizde ben o işin içine anlamı da kattığımıza inanıyorum. Yani Anlam ile o yapılan iş arasındaki ilişki sürdürülebilir girişimcilikte ortaya çıkıyor. Şimdi bu şekilde düşündüğümüzde aslında yapılan her işin bir sosyal ve çevresel etkisi olduğu varsayımından yola çıkarak esas konunun sadece bir gelir modeli oluşturup gelir elde etmek ve büyümek olmadığı, merkeze faydayı da koyabileceğimiz ve toplumsal çevresel fayda ile birlikte ekonomik getiriyi de birleştirebileceğimiz bir şekilde de düşünebiliriz bunu. Şimdi genelde bu şimdiye kadar sosyal girişimcilik olarak nitelendirildi. Evet. Bu sosyal girişimcilikte Şimdi, şimdi de. şöyle ya Barış bu, şimdi bu, bu bu konularla ilgili birçok tartışma e, oluyor ve ben şunu söylüyorum. Bizim işte endüstri devriminin başladığı dönemlerde 180 ppm olan karbon e, emisyonları şu anda 420'ye dayanmış durumda. Şu e, ortama baktığımızda biz e, ekonomik büyüme, işte şu kadar büyüdüm, bunu yaptım falan filan derken bizim Kesinlikle ve kesinlikle sosyal etkim nedir? Çevresel etkim nedir? Acaba ben bu, bu büyümeyle veyahut bu finansal getiriyle sürdürülebilirlik tarafında da üstüme düşen ödevi yerine getiriyor muyum sorusunu sorarak hareket etmek lazım. Yani ben acaba o geliri elde ederken acaba sosyal ya da çevresel etkimi baskılıyor muyum? Şimdi dolayısıyla bana göre sosyal girişimcilik ve girişimcilik arasında belki bir fark görülebilir bana göre bu fark yok ben kesinlikle böyle bir lüksümüzün olduğunu da düşünmüyorum yani ne iş yapıyorsak yapalım bizim sosyal ve çevresel etkimizi hesap etmemiz ve onun muhasebesini tutuyor olmamız lazım. Yani Konu sosyal bu. ve çevresel olmayan bir girişimcilik zaten artık mümkün değil mi demek istiyorsunuz? Şimdi istiyorsun? şöyle, e, biz bir iş yapıyorsak eğer bunun mutlaka bir çevreye etkisi var. Olmaması mümkün değil. İnsan var işin içinde dolayısıyla sosyal tarafı var. Yani çalışanlarla ilgili şeyler var. İnsanlarla ilgili şey, konular var. Kalitede işin bir parçası, etik de işin bir parçası, ifade özgürlüğü de işin bir parçası. Kurumsal ilkelere, yönetim ilkelerine baktığımızda işin içinde adil yönetim var, hesap verebilirlik var, sorumluluk var, şeffaflık var. Bunlar da sürdürülebilirlikle alakalı konular. Yani sürdürülebilirlik biz dediğimiz zaman insanların kafasında bu e, habire karbon emisyonları, sınırda karbon falan gibi konular olduğu için hep bu açıdan bakılıyor. Halbuki bütün bu belirttiğim işte kadın erkek eşitliği, cinsiyet eşitliği, bütün bunların hepsi. Yani 17 o amaç sürdürülebilirlik kalkımı amacı. Hepsi, hepsi sürdürülebilirliğin içinde var. Dolayısıyla ben iş yapıyorum. İş dünyasının bir parçasıyım. Dolayısıyla geri kalan konular benim için o kadar önemli değil gibi bir şey söyleme şansımız yok. Ben artık bu iş dünyası sözünü de kullanmamaya gayret ediyorum. Çünkü onu kullandığımız zaman sanki iş dünyası ayrıymış, öbür taraf ayrıymış, biz de ayrı dünyalarda yaşıyoruz. <laughs> İki ayrı gibi dünya varmış. Gibi bir durum ortaya çıkıyor. Tabii ki tek dünya olduğunu hep vurguluyoruz. Kesinlikle. O yüzden bu noktada bizim mutlaka her yaptığımız işte, her aldığımız kararda, her attığımız adımda benim sosyal etkim bu olacak, çevresel etkim bu olacak, ekonomik getirim ile ben bunları nasıl dengelerim sorusunu Bilmemiz gerekiyor. İşin püf noktası... ...bu diye düşünüyorum. Şimdi sen TÜSİAD'da... ...girişimcilik ve gençlik yuvarlak masası... ...var. Bundan sorumlu yönetim kurulu... ...başkanısın. Üyesiyim, evet. Yönetim kurulu... ...üyesisin. Bunun başkanlığını yapıyorsun. Lead ediyorsun. Bu TÜSİAD'da... ...bu gençlikte iş var diye bir çalışma... grubu var. Onu da lead ediyorsun. Evet. Orada eş başkanlık yapıyorum. Şimdi... Bunu biraz anlatır mısın? Bu çalışması çok önemli. Büyük ihtimalle gençlerin çoğu duymuştur, büyük bir kısmı ama yine de biz bunu tekrar bir konuşmak istiyorum ben. Memnuniyetle. Şöyle ki bu gençlik değişim var 11. yılına girdi. Aslında iki tane üniversitede başladı bu ve oradaki amaç gençlerin girişimciliği yapabileceklerini görmeleri, kariyerlerinde girişimciliğe yer verebileceklerini onlara göstermek ve bunun için onlara yardımcı ol olacak bir sistem, bir format e, yaratabilmekti. Bugün geldiğimiz noktada biz bu gençlikte iş varı 3 tane ana bölüme ayırdık. Bunlardan birincisi dönüşümü başlat. İkincisi dönüşümü hızlandır, üçüncüsü de dönüşümü sürdür. Şimdi bunlarla ilgili altyapı çalışmalarımız devam ediyor ama kısaca anlatmak gerekirse şimdiye kadar geldiğimiz noktada biz Türkiye'nin her yerinden başvuru aldığımız bütün üniversitelerinden, bütün şehirlerinden hatta yurt dışından da başvuru aldığımız ve o başvuruları değerlendirerek ilk 30 projeyi seçtiğimiz. O seçtiğimiz 30 projeyi 60-70 tane konuşmacının farklı farklı konularda işte bir iş kanvasını nasıl oluşturulur, bir fizibilite çalışması nasıl yapılır, bir iş planı nasıl yapılır, etkin sunup teknikleri nelerdir, şirket hangi şirketler vardır, işte siber güvenlik, sürdürülebilirlik, bütün bu konularla ilgili farklı farklı eğitimcilerin vermiş olduğu seminerler, söyleşiler bunlarla onları belli bir şekilde geliştirerek sonra onların sunum yaptıkları, o sunumlarda 30 projeden 12 projeye inip TÜSİA düyeleriyle eşleştikleri, eşleştikleri zamanda onların imkanlarından faydalanarak projelerini daha da geliştirdikleri. Sonra da bir final yaptığımız bir modeldi. Şimdiki modelde bir platform oluşturduk. Bu platforma herkes başvurabiliyor. Orada bizim yine farklı konularda eğitimlerimiz var. O videoları seyrediyorlar. O videoları seyrettikten sonra biz onlara küçük küçük ödevler veriyoruz. O ödevleri yaptıkları zaman rozetler kazanıyorlar. O rozetlerden belli bir sayıya ulaştıkları zaman da birebir rehberlik imkanı alabiliyorlar. Bu dönüşümü başlat. Dönüşümü başlattan hızlandıra hızlandırdan da sürdüre. Şimdiye kadar o kadar çok öğrenci... Ne kadar Kaç bin kişidir? Yani bizim bütün şeyimizde 50 bine yakın bir ulaştığımız kişi sayısı var. Fakat bu kişileri takip etmek, onların neler yaptığını görmek, yarın öbür gün onların projelerinde nereye vardıklarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, oralarda da yardım edebileceğimiz şeyler varsa destek olmayı kurgulayabileceğimiz bir model oluşturmamız lazım ama bu da kolay bir iş değil. Bu Bunun üzerinde şu anda kafa patlatıyoruz. Yani Daha ne kadar girişimciliğe dönüştü, dönüştü bilebiliyor musunuz? Elinizde var mı? Var, girişime dönüştü. var. Dön girişime dönüşü ama bunu tam formal bir şekilde şekilde takip etme şansımız maalesef şimdiye kadar tam olmadı. İlişkilerimiz oltusunda bizim çarklardan geçmiş olan arkadaşlarla şeylerimiz var. Hatta şunu söyleyebilirim. Yıllar içinde biz mesela bu cinsiyet eşitliğine çok çok önem veriyorduk. Biz o ilk 30 proje içinde kadın girişimcilerde %44'e ulaştık. Bu çok önemli bir şey. Öte yandan fırsat eşitliğine çok önem veriyorduk. İlk başladığımızdan şimdiye kadar geldiğimiz noktada bütün illerden ve bütün üniversitelerden bize talep geliyor olması da yine bu fırsat eşitliği, yine sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla paralellik gösteriyor. O yüzden bunlar bizim için kritik fakat o şimdi şöyle, bana sorsan ya İzer sana göre en önemli sürdürülebilir kalkınma amacı hangisidir desen ben 17. derim. Çünkü ne bir kişinin ne bir organizasyonun ya da bir devletin tek başına bütün bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerine getirmesi, onların gereklerini yapması mümkün değil. Bizim işbirliğine ihtiyacımız var. Yani zaten. 17. amaç Amaçlar için ortaklıklar. Aynen bir öyle. Çizelim. Amaçlar için ortaklıklar benim için en önemli madde. Bizim çünkü birbirimizle rekabet etmeye... Ben seni geçtim. Ya ben Barış'ı niye geçeyim? Biz birlikte iş yapmanın yollarını bulmalıyız Ama bazen işte. girişimcilikte böyle bir... Sanki girişimcilik hani... Çok rekabete dayalı bir alan gibi de bazen ben, ben o rekabet e, şeyinin değişeceğine inanıyorum. Şimdi çünkü bunu biraz kitabımda da anlatmaya çalıştım. Evet, rakip, bu arada kitabından da bir bahsedeceğiz. Rakip kelimesinin kökeni rakip İngilizce rival. Rivalın kökeni e, Latince rivus. Rivus aynı dereyi paylaşan anlamına geliyor. Şimdi biz öyle bir rekabet içindeyiz ki onu geçeceğim bilmem ne yapacağım falan filan. Biz aynı dereyi paylaşmayı bıraktık. Koskoca nehirler kurudu. Çin'den büyük ikinci nehri kurudu. Şu anda Yeni çıkan haberler var bu Van Gölü ile ilgili takip ediyorsundur. Yani e, hakikaten çok ciddi bir felaketle karşı karşıyayız. Kar Tuz yağmıyor. Gölü. Tuz Gölü zaten e, gitti. Nasrettin Hoca'nın Maya çaldığı Akşehir Gölü kurudu. Yani bütün bunlar çok büyük problemler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ben bu rekabet kavramının da ileride değişeceğine, dönüşeceğine inanıyorum. Yani rekabetlerin işbirliğini, oraya harcadığımız enerjiyi, bir takım işbirlikleri kurarak birlikte nasıl hareket edip faydayı nasıl maksimize edebiliriz? Bu bakış açısına doğru evrileceğine inanıyorum. Yanılıyor olabilirim ama benim görüşüm bu doğrultuda. Peki gençlerde bu başvuru yapan, bu konuda eğitim aldıktan sonra bir şeyler yapmaya çalışan gençlerde bu sürdürülebilin etkisinin bu 11 yılda daha güçlendiğini görüyor musun? Kesinlikle görüyorum. Yani gittikçe daha fazla projenin sosyal ve çevresel etkisiyle birlikte ele alındığını ve hakikaten ya ben bu işi yapıyorum. Bir gelir modelim var. Ama bu gelir modelimle birlikte faydayı maksimize edebileceğim sosyal ya da çevresel ya da her ikisi birlikte edebileceğim sistemler kurmaya çalışıyorum diyen gençlerin sayısı gittikçe artıyor. Yani bunu bir trend olarak görebilmek mümkün ve bunun daha da artacağına inanıyorum. Yani sağlık alanında, tarım alanında Alanında, biyoteknoloji alanında bu tip konularda özellikle çok ciddi sosyal çevresel etkisi olan projeleri görüyoruz. Yani dünyanın ve insanlığın sorunlarına çözüm getirmek için Kesinlikle. girişimcilik aslında bir manivela haline geliyor. Kesinlikle fakat orada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Ben buna çok önem veriyorum. Şimdi şu anda yaşadığımız majör bir takım problemler var. İşte iklim krizi başta olmak üzere, biyoçeşitlilik kaybı, işte okyanusların asitlenmesi, sosyal eşitsizlikler, su problemi gibi. Yani e, bunlar açlık var. Açlık, bunların bunların her biri birbiriyle aslında bağlı olan problemler. Ve biz bu problemleri ele aldığımız noktada bizim ya şimdiye kadar bir takım belki hatalar yaptık. Ya biz bu hataları yapmaya devam edelim. Teknoloji ve girişimcilik de bizi kurtarsın. E ben böyle bir şey olabileceğine inanmıyorum. Burada bizim hakikaten bazı bu son zamanlarda olan bu ya işte neoliberal ekonominin beslediği bir insan tipi oluştu. Homo ekonomi dediğimiz. Bu insan tipi bir takım rasyonel kararlar alıyor ama o rasyonel kararları birilerin birbirinden çok etkilenerek alıyor. Devamlı büyüme sevdası var. Bir rekabet şeyi var ve her şeyi metalaştıran bir yaklaşımı var. Şimdi bunun bu şekilde devam etmesi zaten sistemi bir krize sokmuş durumda. Dolayısıyla e, biz bunu yapmaya devam edelim ondan sonra. Teknoloji e, fakat de bize teknoloji yardımcı. de bize yardım işte. işte e, karbonları toplayalım işte atmosferden. 2.4 trilyon ton karbon toplayacağız falan filan. Yani ben bunu gerçekçi görmüyorum. Bizim alıştığımız bazı davranış kalıplarını değiştirmemiz gerekiyor. Bir yandan tabii ki teknolojiyle birlikte bir şeyler yapalım. Zaten teknolojiyle sürdürülebilirlik birlikte gitmesi gereken şeyler. Biz o sürdürülebilirlik bakış açısıyla teknolojiyi kullanmadığımız zaman zaten sonumuzu daha hızlı getireceğiz. Buna da inanıyorum. Buraya kadar öyle geldik zaten biraz. Ha, aynen öyle. O yüzden burada bizim bazı şeyleri dönüştürüp değiştirip kendi konfor alanımızdan çıkarak ona göre hareket ederek ancak bu krizi atlatabileceğimize inanıyorum. Onda bir parantez içinde söylemek isterim. Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? En büyük girişimcilik kendini de dönüştürmek, değiştirmek diyebilir miyiz? Çok doğru. Çok doğru. Peki bu girişimcilik e, konusunda senin çalışmaların hem izliyorsun dünyayı diyorsun. Dünyada ve Türkiye'de ortam uygun mu buna yoksa hala bununla ilgili bazı problemler mi var? Ben ortamın genel itibariyle uygun olduğunu e, görüyorum. Ülkeden ülkeye tabii bir takım değişiklikler e, olabilir. Fakat özellikle teknoloji girişimciliği konusunda yatırım yapan bir takım e, ülkeler var. Ben yakın zamanda bununla ilgili işte Münih bölgesine gittim. Orada hakikaten çok çok büyük yatırım özellikle e, yapay zeka üzerine çok ciddi e, yatırımlar yapılıyor. Fakat şeyi tam olarak göremiyorum. Bu sürdürülebilirliği hala ayrı bir kulvar gibi görüyor. Sanki iş için işin içinde olan insanlar ayrı bir kulvar değil sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik kapsayıcı bir şey. Hepsini kapsıyor. Dolayısıyla bu yapılan e, yatırımlar sürdürülebilirlik tarafının kapsayıcılığının daha fazla ön plana çıkacağını iler, ilerleyen zamanlarda. Yani bunu dünya, dünya içinde mi söylüyorsun? Bu dünya için olduğunu. söylüyorum. Evet evet evet. Dünya yani... Sadece şey. bu bizim problemimiz hayır. değil, genel dünyanın problemi. Hayır, Öyle hayır. Mi? hayır. Bu, bu, bu çünkü bak Barış, birdenbire bir dönüşüm olmuyor. Bu dönüşüm bir proses. O prosesin içinde adım adım, adım adım işte ilk önce farkındalık oluşuyor, sonra sorumluluk oluşuyor, sonra aksiyona geçiliyor. Dolayısıyla bunun içinde bir yerlere varmak için bir zamana ihtiyaç var. Birdenbire bu olmuyor. Şimdi 250 yıldır belli bir şekilde devam eden bir konunun birdenbire evrilmesini maalesef bekleyemeyiz. Burada bir bakış açısı değişikliği var. Bu bunun içinde zamana ihtiyaç var. Çünkü sonuç itibariyle olay sadece o girişimi yapan kişilerde değil. O girişimcilerin yatırımcıları da var. Yatırımcılar belli bir takım yaşlarda olan insanlar. Kamu yönetimi var. Kamu yönetimi var. bunların bakış açısının değişmesi zaman alacak. O yüzden diyorum yani bu kesişmenin ve olayın bütünsel olarak değerlendirilmesinin biraz daha zamana ihtiyacı var. Ama bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın genel bir sorunu diye düşünüyorum. Peki gezegenin bu zamana i̇şte, kadar zamanı ee... var mı? bir ee, Görüyoruz hep şeylerde. Ne zaman? Şimdi diye. Ondan sonra hepimizin şimdi aksiyona geçmesi gerekiyor. Burada özellikle tüketici de demiyorum. Türetici, tüketiciden türeticiye geçmemiz lazım. Bizim çok önemli bir rolümüz var. Ve bizim aldığımız kararlarda bütünü etkileyebilme imkanımız var ama kendimizi de küçük görmeyip ya benim ne etkim olabilir ki diye bakmamak Greta lazım. Greta gibi yani. Kimse değişim yapamayacak kadar küçük değildir. Aynen öyle. O yüzden hepimizin sorumlu davranışları sergili. Yerek hareket etmesinin en azından o zaman tarafındaki sınırda bizi bir nebze olsun daha iyiye taşıyabileceğine inanıyorum. Yoksa zamanımız yok. Zamanı çoktan geçtik. Bunun hepimiz farkındayız. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili İzel Levi Coşkun'la girişimcilik ve sürdürülebilirliğin ilişkisini konuşmaya çalıştık. Bence çok önemli başlıklar ele aldık. Umarım gençlere bir ilham verebilmişizdir. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.